Kimyasal hesaplama konusuyla ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Artık biz bu konuyu zaten pekiştirmiştik. Daha üst seviyedeki sorularla karşınızdayız. Şimdi 0,5 mol CH6 gazının tamamının yeterli miktarda oksijen gazıyla tepkimesinden kaç mol H2O gazı elde edilir şeklinde bir soru var karşımızda. Bize bir reaksiyon verilmiş arkadaşlar. Bakın hemen gördüğümüz 0,5 molü biz ne yapıyorduk? Tepkimede bir güzel yerleştiriyorduk. 0,5 mol C2H6 bize verilmiş. Şimdi reaksiyonda herhangi birini baş kat sayısını ya yani mol sayısını biliyorsak diğerlerini baş kat sayılarla oranlayarak bulabiliriz değil mi? Bakın temeldeki en temel bilgimiz yani tüm sorularda kullandığımız bilgi. Peki baş kat sayısı 1'e 0,5 ise bakın 1'e 0,5 yarısı mıdır? Evet. Peki baş kat sayısı 2 olan karbondioksit demek ki mol sayısı nedir arkadaşlar? 1 değil mi yarısı bakın 1'e 0,5 ise 2'ye 1. 3'e nedir arkadaşlar? 3'ün yarısı olan 1,5 yani cevabımız demek ki burada Edirne çıkacak 1,5 şeklinde. Bakın bu soru tüm genel sorularda kullandığımız bilgiyle yapıldı. Bize reaksiyonda herhangi birinin mol sayısı verilmiş. Bu molden yararlanarak diğerlerini baş kat sayılarla oranladık. Bir problem olduğunu düşünmüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar sorularla. Buyurun bir de bununla bakalım. Bir tık eğer büyütebilirsem. Buyurun örnek 35 ile devam ediyoruz. C3H4 gazının yanma tepkimesi aşağıdaki gibidir. Normal koşullarda 13,44 litre karbondioksit gazı oluştuğuna göre harcanan C3H4 gazı kaç gramdır? Şimdi bize tepkime verilmiş öyle değil mi arkadaşlar? Bize tepkime ile ilgili bir bilgi vermek zorunda. Hangi bilgi verilmiş? 13,44 litrelik karbondioksit. İlk hamlemiz bu 13,44'ü mole çevirmek olmalı. Bir köşede 13,44'ü. Şimdi litreyi arkadaşlar mole çevirmek için 1 mol her şey 22,4 litre hacim kaplar kuralıyla 22,4'e bölüyoruz. Yani kısa yoldan mol bulmak istiyorsak biz soruda bize verileni orijinaldeki bilgiye bölüyorduk. Öyle değil mi? 13,44'ü 22,4'e bölüyorum. Hatta şuradan hadi yararlanalım. 13,44 bölü 22,4 neymiş arkadaşlar? 0,6. Hemen şuraya 0,6'yı yerleştirdim. Şimdi bu 0,6 karbondioksit gazının mol sayısı bakın. 0,6. Biz reaksiyonda herhangi birinin mol sayısını biliyorsak diğerlerini oranlayabiliriz. Baş kat sayısı 3'e 0,6 ise bize C3H4'ü soruyor. Baş kat sayısı 1 olanı soruyor. Nasıl oranlayacağız? Bakın 3'e 0,6 ise 1'e nedir bu vatandaş? 0,2. Artık soru şuna döndü. 0,2 mol C3H4 gazı acaba kaç gramdır? Artık farkında mısınız? Soru arkadaşlar buna döndü. C3H4'ün hemen molekül ağırlığını hesaplayalım beraber. C3H4'ün 12 çarpı 3, 36, 4 daha 40. Bu adamın molekül ağırlığı arkadaşlar 40'tır. Ama biz 1 molünden değil 0,2 molünden bahsediyoruz. Yani 40 çarpı 0,2'den cevabı 8 gram buluruz. Demek ki neymiş? Ceyhan. Var mı anlaşılmayan bir durum? Soruda bana ne verilirse verilsin. Mol sayısı bulurum. Tepkimelerde bir güzel oranlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar ne isteniyorsa onun mol sayısını bulup grama da çevirebilirim, litreye de çevirebilirim. Tamamen soru bana yeter ki ne istediğini söylesin. Hadi bir de buna bakalım. Örnek 36 diyor. Beraber hareket edelim. Önce ne yapmalıyız? ...14,4 gramı mole çevirmeliyiz. Öyle değil mi? Evet. Ne yapıyorduk mole çevirirken? Soruda bize verileni... ...yani 14,4 gramı... ...orijinaldeki...
değere böleceğiz. Orijinalde hidrojen klorür kaç gramdır? 35, bir daha 36 gramdır. Şimdi 144 bölü 36 yapıp şuradan 0 virgül yaparsak eğer, bakın bu bunun 4 katı değil mi? 36'yı 4 ile çarpsanız 144 olur. Demek ki bizim hidrojen klorümüz 0,4'müş. Aynen öyle Elifçi. Hemen bu 0,4'ü tepkime de yerleştirdim. Hidrojen klorüre bakın 0,4'ü yerleştirdik. Şimdi elde ettiğimiz hidrojen gazı kaç moldür? Evet, cevap bekliyorum. Baş katsayısı 2'ye 0,4 ise eğer, hidrojenin baş katsayısı 1. 1'e ne olacak? Yarısı. Yani 0,2. Harika. A diyen arkadaşlarım, tebrik ediyorum sizi. Şimdi bu soruların mantığı anlaşıldı mı arkadaşlar? Süper. O zaman şöyle yapalım. Karma soru çözmeye devam ediyoruz zaten. Bazen de bizim reaksiyonumuzda arkadaşlar artan maddeler olur. Artan maddeler, sınırlayıcı maddeler. Bununla ilgili de sorular çözelim beraber. Şöyle ki, buyurun örnek 41 ile devam edelim. N2 ve H2 gazları uygun koşullarda tepkimeye girdiğinde NH3 gazı oluşmaktadır. Şimdi bu soruda bize tepkime verilmemiş, farkında mıyız? Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Tepkimeyi siz yazacaksınız. Yani N2'yi aldık. H2'yi de aldık. Ürün olarak ne oluşuyormuş arkadaşlar? NH3. Sonra bunu kesinlikle denkleştirmek zorundayız. 2 tane azot varsa şu NH3'ün başına bir 2 yazacağız. 3 çarpı 2, 6 hidrojen varsa hidrojenin başına da arkadaşlar 3 yazacağız. Artık reaksiyonu denkleştirdik. Şimdi verilen bilgileri yerleştirelim arkadaşlar. 0,6 şar mol azot ve hidrojen ekle demiş. 0,6 mol bundan ekle demiş başlangıçta. 0,6 mol de bundan ekle demiş. Fakat ikisinden de ne kadar harcanacağını bilmiyoruz. Aslında biliyoruz arkadaşlar. Bu adamlar baş katsayılarına oranla reaksiyona girer. Yani ne demek bu? Azottan 1 mol reaksiyona sokuyorsanız hidrojenden de 3 mol reaksiyona sokarsınız. Amonyaktan 2 mol amonyak oluşuyor. Öyle değil mi? Yani oranımız 1'e 3. Peki elimdeki 0,6'ya göre hareket edeceğim. Sizce azot mu bitmeli, hidrojen mi bitmeli? Kim bitsin? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Azotu bitirmeye çalıştığınızı düşünün. Baş katsayısı 1'e eğer 0,6 girerse 3'e kaç girmek zorunda? Bakın 1'e 0,6 ise 3'e 1,8 girmek zorunda değil mi? Azotu bitirdiğinizi düşünseniz. Peki 1,8 var mı elinizde? Hayır, yok. O halde bakın azotu bitiremezsiniz. Hemen ne yaptık? Şunu sildik. Demek ki kimi bitiriyoruz? Hidrojeni. Şimdi baş katsayısı 3'e 0,6 girse. Bakın baş katsayısı 3'e 0,6 girse. Baş katsayısı 1'e ne kadar girecektir tepkimeye? 0,2. Tepkimeye girdiği için bunların başını eksi yazıyoruz. Peki baş katsayısı 2'ye bu durumda ne kadar oluşacaktır? Baş katsayısı 2'ye ne kadar oluşacaktır? Bakın 1'e 0,2. 3'e 0,6 ise 2'ye 0,4. Harikasınız. Bu da oluştuğu için arkadaşlar başı arttı. Şimdi son durumda kabımda acaba neler kaldı? Bakın 0,6 eksi 0,2'den 0,4 mol artan azot var. Bu arttı ve ben hiçbir şekilde bunu artık reaksiyona sokamam. Bu adam bitti, farkında mısınız? Bitti. Buradan da 0,4 mol amonyağınız oluştu. Şimdi bu sorularda bu dengeyi kurduğunuz an yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bakın öncüllere bakıyorum. Sınırlayıcı bileşen azottur demiş. Sınırlayıcı bileşen tepkimesinin bitmesine sebep olan bileşendir. Bizim tepkimemizin bitmesine sebep olan bileşen kim arkadaşlar? Hidrojen değil mi? Ortamda hidrojen olmadığı için reaksiyon durdu. O halde birinci öncülümüz yanlış. Bakın sınırlayıcı bileşen, bir daha söylüyorum,
tepkimenin bitmesine sebep olan bileşendir, sınırlayan. Bizim hidrojenimiz bitti. Demek ki sınırlayıcı bileşen azot değil, hidrojen. 0,4 mol amonyak gazı oluşmuş mudur? Evet, bunu zaten görmüştük burada. Doğru. Oluşan gazın mol sayısı, artan gazın mol sayısının 2 katı mıdır? Oluşan gazın mol sayısı nedir arkadaşlar? 0,4. Artan gazın mol sayısı nedir? Aa, o da 0,4. O zaman 2 katı değil, direkt kendisidir ya da 1 katıdır gibi yorum yapabilirdik. Hangileri doğrudur diyor. Bursa yalnız 2 doğrudur dedi. Bakın bu sorular, şu soruda anlattığım mantığı 11. sınıflarda şu an anlatıyorum. 12. sınıflarda şu an anlatıyorum. Şuradaki mantığı kesinlikle iyi oturtmanız lazım. Var mı bir problem? Var mı arkadaşlar? Geçiyorum. Bakayım gene onun gibi bir soru bulalım. Hah, güzel. Biraz büyütmemi ister misiniz? Görüntü iyi mi? Soruyu okuyabiliyor musunuz? Çözüm için bana yer kalsın istedim de. Süper. Haydi bakalım. Eşit mollerde alınan CH4 ve oksijen gazları tam verimle tepkimeye girdiğinde. Bakın tepkimeyi bana vermemiş ama tepkimeyi yazabilirim değil mi? Size öğretmiştim zaten. Organik bileşikler, yani CH4 ya da karbonhidrojen içeren bileşikler yandığı zaman, oksijenle reaksiyona girdiğinde her zaman ürününüz karbondioksit ve H2O, yani sudur. Bize kalan tek şey de bu reaksiyonu denkleştirebilmek. Hadi reaksiyonumuzu denkleştirelim arkadaşlar. Bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış denk. MAHO'dan yapıyorduk değil mi denkleştirmeyi? Önce metal varsa, ki burada yok. Sonra ametal, sonra hidrojen, en sonunda oksijen. Şimdi hidrojene baktım. 4 hidrojen var, burada 2. Demek ki şunun başına bir 2 yazacağız. Geldim oksijenlere. Burada 2, burada 2, 4 oksijen var. 4 olması için burayı da 2 ile genişleteceğiz. Şimdi eşit mollerde alınan CH4 ve oksijenlerden 3 mol karbondioksit gazı oluşmuş. Hemen oluşan miktar için 3 mol karbondioksit gördüğüm yere yazdım. Yahu eğer karbondioksit 3 mol oluştuysa, bakın baş katsayısı 1'e 3 mol oluştuysa, hadi hemen hepsinin mol sayısını belirleyelim. 1'e 3 ise 2'ye nedir? 6 değil mi? Buradaki 2'ye nedir? 6. Buradaki 1'e nedir? 3. Bu adamlar reaksiyona girdiği için eksi. Bu adamlar oluştuğu için artı. Ama bu bakın değişen kısım. Şimdi soru bana diyor ki başlangıçta bunlardan eşit mollerde aldın diyor. Şu ikisinden de eşit molde almışım ve tam verimle gerçekleşmiş. Bakın eşit kütle, eşit hacim, eşit mol sayısı demek her zaman kimden almak demekti arkadaşlar? Her zaman büyük olandan almak demek. Demek ki ikisinden de 6'ya 6 almışım. Bakın 6'ya 6 aldığımda oksijen bitmiş. CH4'ten ise 3 mol artmış. Anlaşıldı mı? Bakın bu soru da çok önemli. Eşit mol, yani not almak isterseniz bir kıyıya köşeye. Eşit kütle, eşit hacim, eşit mol sayısında al diyorsa her zaman arkadaşlar büyük olandan alacaksınız. Büyükler çünkü yol göstericidir bizim için. İdollerimiz de büyükler değil mi? Öyle değil mi? 3'e 6 kim daha büyük? 6. İkisinden de 6'ya 6 aldığımı düşünüyorum. Oksijen tamamen bitti. CH4'ten ise 3 mol arttı. Artık soruya döndüm. Başlangıçta alınan gaz karışımı kaç moldür diyor. Başlangıçta aldığım gaz karışımı arkadaşlar şunlardır. 6 artı 6 da 12 moldür. Soru bitti. Yani şu tabloyu oluşturduktan sonra bana her şeyi sorabilir. İşte artan CH4 3 mol müdür? Evet. Bu tepkimenin sınırlayıcı bileşeni kimdir? Kimdir arkadaşlar sınırlayıcı bileşeni? CH4 mü, oksijen mi? Oksijen. Harikasınız. Gonca, Elif, süpersiniz. Değil mi? Ya da başlangıçta mol sayısı 6, 6, 12 idi.
Son durumda kaç mol gaz var kabınızda? Son durumda bakın 3 mol bundan artan, 3 mol bundan oluşan, 6 mol de bundan oluşan. Başlangıçtaki mol sayısıyla son durumdaki mol sayısı eşit çıktı. Eşit çıkmak zorunda mı? Hayır, değil. Ama bakın bu reaksiyon için eşit çıktı. Yani bu çok güzel bir öncüllü soruya da dönebilirdi. O yüzden öncüllü sorularımız bizim sözel gibi görünür ama dört dörtlük sayısal sorulardır diyorum. Bir problem yoksa geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Buyurun bir de buna bakalım. Hadi bakalım, soru sizde, bir dener misiniz? Bir deneyin arkadaşlar. Aymir'cim. Evet, deniyor muyuz gençler? Yukarıda verilen tepkimeye göre eşit mollerde X ve Y alınarak tam verimli reaksiyon gerçekleşirken 0,4 mol madde artmış, 6,8 gramda Z oluşmuş. Bakın yine söylüyorum, o az önce kurduğumuz dengeyi kurmak zorundayız beraber. Yani tepkimeyi tekrar yazmalısınız. Soruyu net gördüyseniz eğer arkadaşlar, şöyle kendime çözüm alanı yaratacağım. Buyurun, soru buydu. Şimdi tepkimeyi tekrar arkadaşlar buraya yazıyorum. 3x'ten 3x artı y'den 2 tane z oluşmuş. Tepkimeyi bakın yazmak zorundasınız. Eşit mollerde alıp tam verimle tepkimeye sokmuşum. Herhangi bir bilgi vermemiş bakın doldurabileceğim. Tepkime sonucunda 0,4 mol madde artarken, tepkime sonucunda artarken diyor. Yani şuradan bir 0,4 mollük madde artmış. 6,8 gramda Z oluşmuş. Şimdi arkadaşlar burada bizim yorum yapmamız lazım. Şunu düşünün. Düşünün, yani sayılar birbirleriyle orantılı olacak. Bakın şimdi. Normalde gençler, bunlar baş kat sayısı 1'e 3 şeklinde hareket edecek değil mi? Yani bu adamdan 1 girerse bu adamdan 3 girer normalde. Eşit mol demek ikisinden de büyük olandan almak demek değil mi? Yani 3'e 3 alırsanız ikisinden de Y'den 2 mol artar. Bakın dikkat edin. 3'e 3 alırsanız eğer ikisinden, X'in tamamı reaksiyona girer. Y'nin ise 1 molü reaksiyona girer. Y'den 2 mol artar normalde. Fakat benden artan maddenin 0,4 mol olduğunu söylemiş. Şimdi 2'ye 0,4 kaç katıdır? Hani şöyle düşünün, bir küçük bir tencerede yemek düşünün, bir daha büyük bir tencerede yemek düşünün. Sonuçta oranlar aynıdır değil mi? Burada da aynı mantığı uyguluyoruz. Normalde 2'ye 0,4 kaç katı arkadaşlar? 2 katının bir virgüllüsü gibi düşünebilirsiniz. Bir virgül kaymış. Demek ki bunların, bakın 3'ün 2 katının bir virgüllüsü 0,6. Demek ki bundan 0,6 almışım. Bundan da 0,6 almışım. X'in tamamını kullanmışım 0,6'yı. Y'den ise baş kat sayısı 1 ise eğer ancak 0,2'sini kullanmışım. Yani X bakım bitti. Y'den ise 0,4 arttı. Artan maddeyi tamamlayabildik mi? Vallahi tamamlayabildik. Bakın çok güzel bir soru örneği. Öğretmenim bu üçler nereden geldi? Normalde baş kat sayısı 3'e 1'di. 3'e 1 aldığımı düşünmeye çalıştım. Yani 3'e 1 reaksiyona gireceğini düşünmeye çalıştım. Ama eşit mol dediği için soruda baş kat sayısı büyük olanlardan, yani 3'lerden gittim. Bakın X biterken 2 mol Y arttı. Ama ben artan vatandaşı 0,4 mol istiyorum. 2'ye 0,4 kaç katıdır? 0,2 katıdır. O halde hepsinin 0,2'şer katını dengeme yerleştirdim. Hatta Z'yi de yerleştirelim arkadaşlar. 3'e 0,6 ise 1'e 0,2'dir. 2'ye nedir? 0,4. Yani Z'den de oluşan miktar bizim için
0,4. Anlaşıldı mı? Şimdi soru bana demiş ki Z'nin mol kütlesi nedir demiş. Bu Z'nin de 6,8 gram olduğunu söylemiş. Yani diyeceğiz ki bu adamın eğer 0,4 molü, Z için konuşuyorum bakın, Z'den 0,4 mol elde ettiğimizi söylemiştik. 0,4 molü eğer 6,8 gram ise acaba 1 molü kaç gramdır deyip içler dışlar çarpımı yapacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 68'i 4'e bölmemiz istenir. 68 bölü 4, ya yani bir virgülleri hemen ortadan kaldırdım. 17 olur. Demek ki Z. Demek ki cevabımız Adana'ymış. Soru anlaşıldı mı? Çok güzel bir soru örneğiydi. Yani bu mantığı kurabilmek gerçekten güzeldi. Var mı bir problem? Hadi bakalım. Buyurun bir de buna bakalım. Ama sizden cevap bekliyorum. Bir deneyin lütfen. Hadi bir deneyin bakalım neler çıkacak. Ben de o sırada bilgileri yazmaya çalışayım. Evet. Tepkime yazdınız. Soruda 60 litre NH3 oluştuğu söylenmiş. Bakın herhangi birini vermişler. Öğretmenim burada bana litre vermiş. Aa, sakın ha sakın litreyi mole çevirmeye çalışmayın. Litreye de mol sayısı muamelesi yapabilirsiniz. Yani NH3 gördüğünüz yere hemen 60'ı yazdınız. Baş kat sayısı 2'ye 60 ise baş kat sayısı 3'e nedir arkadaşlar? 2'ye 60 ise 3'e 90. 1'e nedir peki? 30. Öyle değil mi? Yani bu ne demek? 60 litre NH3 oluşturabilmem için benim 30 litre azot, 90 litre de hidrojen almam lazım demek. Bu o demek. Şimdi soruya döndüm. Soru diyor ki tüm bunları yaparken eşit hacimde al diyor. Az önce ne dedik arkadaşlar? Bakın eşit kütle, eşit hacim, eşit mol sayısı hep kimden almak demekti? 30'dan mı alacağım, 90'dan mı alacağım? Büyük olandan, yani 90'dan. İkisinden de 90'a 90 aldığımı düşünsem başlangıçta. Bu adamın 30'u bu adamın tamamı reaksiyona girdi. Yani azottan 60 litre arttı, hidrojen bitti. Bittiyse zaten tam verimli reaksiyon gerçekleşmiştir. 60 litrede NH3 oluşmuştur. Burayı yaptıktan sonra artık öncüllere bakabilirim. 60 litre N2 gazı artar diyor. Aa evet, 60 litre değil mi, azot arttı. Başlangıç karışımı 180 midir? Başlangıç karışımı dediği bakın şu. 90 artı 90, 180. Öyle değil mi? Peki tepkime artansız mı gerçekleşti? Hayır, azottan 60 litre arttı. O halde 3. öncül yanlış. Cevabımız nedir? 1 ve 2. Anlaşıldı mı? Şahin, ne durumdasın? Umut? Güzel. Umut, soruyu anladın mı Umut? Peki, hadi buyurun, bu soru sizde, direkt cevap bekliyorum. Bir dakika süreniz var. Umut cevap verir sanırım bu soruya.
bir dakika süreniz var gençler. Süreniz dolmak üzere. Elif D dedi. Umut Gonca da D bulmuş. Güzel. Ben de o sırada tepkime yazmaya çalıştım arkadaşlar. SO2 ile oksijen reaksiyona girdi SO3 ama bunu muhakkak denkleştirmek zorundayız. Alperen Adana dedi. Bakalım. SO2'den Alper'in dediği şık yok. Süper. Şimdi SO2'den arkadaşlar 40 litre, oksijenden de 25 litre elimde varmış. Bunun birini bitirmeye çalışacağım. Bir tanesini bitirelim. Baş kat sayısı 2'ye 40 girse bakın 3'e 60 gibi bir şey girmeli, öyle değil mi? Ama elimde o kadar yok. O zaman oksijeni bitireceğim. Baş kat sayısı 3'e 25 girse. İkiye ne girecek? Buçuklu bir şey girdi o zaman. Çünkü burası 3 değil ki. Tam denkleştirme yapacağız. Burası kaç arkadaşlar? 1. Denkleştirmeye baktığımızda. Denkleştirdiğimizde 2, şurası nedir? 1, 2, 4, 2 daha 6. 6 tane oksijen oldu. Şimdi yapalım. Baş kat sayısı 2'ye 40 girerse 1'e 20 girecektir. Değil mi? 1'e 25 olursa 2'ye 50 olacak. Olmadı. Bu durumda bakın SO2 bitmek zorunda. Artan değil. Baş kat sayısı 2'ye eğer 40 girerse baş kat sayısı 1'e 20 girer. Baş kat sayısı 2'ye de 40 oluşur. Bu durumda SO2'niz bitti. 25 eksi 20'den 5 litre oksijen arttı. Cevabımız Adana çıktı gençler. Nereye yanlış yaptınız? Neresi yanlış olmuş? Hatanızı gördünüz mü? Biz denklemi oluşturduğumuzda kesinlikle baş kat sayılarını yazmak zorundayız. Baş kat sayısız işlem yapılmaz. Bir reaksiyon soru bize verirse denk mi denk değil mi diye kontrol edin. Denk verdiyse teşekkür edin, cevabınıza devam edin. Ama denk değilse denkleştirmek zorundasınız arkadaşlar. Peki güzel, hatamızı da fark ettiysek eğer. Hadi bir de bu soruya bakın arkadaşlar. Yine bir dakika süreniz var. Mesela bu sefer bize denklem verilmiş. Değil mi? Verilmeseydi biz yazabilirdik. Evet. Evet arkadaşlar. Aynı koşullarda toplam hacmi 40 litre olan hidrojen ve oksijen alınıyor ama toplam hacim 40 litre, yani eşit hacimde falan dememiş bize. Bu ne demek? Birinden 10 aldıysanız birinden 30 ya da işte birinden 15 aldıysanız diğerinden 25 gibi. Tamam mıdır? Şimdi
Bunları aldığınızda oksijen gazının 7 litresi arttığına göre diyor. 7 litresi. Yine az önce hani bir soruda mantığımız vardı ya, artma sorusunda. Baş katsayılarla oranlamıştık. Bakın normalde bu olay nedir? 2'ye 1 şeklinde midir? Ama eşit molde de almıyoruz, eşit hacimde de almıyoruz. Normalde biri tam verimle gerçekleşecekse ikisinden de işte 2'ye 2 alırız. Değil mi? Oksijenden 1 litre artar. Normalde bakın baş katsayısı 2, oksijen baş katsayısı 1. 2'ye 2 aldığımda oksijenden 1 litre artar. Ama ben oksijenden 7 litre artsın istiyorum. Alayım mı 7'şer katlarını? Alalım mı? Mesela 7 çarpı 2'den demek ki hani 14'ü 14 gibi davranabilirim. Davranabilir miyim? Ama 14 ile 14'ü topladığınızda 28 olur. 40 litre olmaz. Ne olacak? Evet, küçük bir püf noktamız daha var. Ne yapalım? Evet. Hani az önce dedim ya, soruda eşit hacimde almamış diye. Burada arkadaşlar denklem gibi bir şey kurmak zorundasınız. Denklem. Yani diyeceksiniz ki öğretmenim elimde işte bundan x kadar var. Bundan da y kadar var. Baş katsayısı 2'ye. Şimdi tam verimle deyip oksijenden artış gösteriyorsa bu tamamen bitmeli. Ne olacak? Baş katsayısı 2'ye x kadar girerse baş katsayısı 1'e ne kadar girecek arkadaşlar? X bölü 2 kadar girecek, değil mi? Denge anında bakın hidrojen bitti. Buradan ise y eksi x bölü 2 kadar artar. İşleminiz bu kadar. Şimdi başlangıçta aldığınız x artı y'nin 40 litre olduğunu söylemiş. X artı y eşittir 40 dedim. Bu benim birinci denklemim. İkinci denklemim ise y eksi x bölü 2'nin, yani artan oksijenin kaç litre olduğunu söylemiş soru bana. 7 litre olduğunu söylemiş. İkinci denklemim de bu. İki bilinmeyenli iki denklem yapmış olacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. Bu soruda denklem kurmak zorundayım. X ve Y var arkadaşlar elimde. X artı Y'nin 40 litre olduğunu söylemiş. Ondan sonra bakın biri tam verimle bitiyor. Oksijenin 7 litresi artıyorsa hidrojen bitmek zorunda. Baş katsayısı 2'ye eksi X kadar girerse 1'e de bu X'in yarısı kadar girecek dedik. Bu adam bakın bitti, hiç kalmadı. Buradan ise Y eksi X bölü 2 kadar kaldı. Bu kalanın 7 litre olduğunu söylemiş soru bana. Toplamının da 40 litre olduğunu söylemiş. İki bilinmeyenli iki tane denklemimiz var arkadaşlar. Buradan X, Y'yi çekebiliriz. X'i çekmek daha mantıklı. Çünkü bize direkt aslında X'i soruyor. Suyun baş katsayısı 2 ya. Direkt bize oluşan suyu soruyor. Hadi X'i çekelim. Bunu 2 ile genişletsem. 2'ye eksi x 14 mu olacak? 2'ye eksi x 14 olacak. Değil mi? Sonra ne yapalım? X lazım bana. Bu tepkimeyi de 2 ile çarpalım. 2x 2'ye, bu da 40 değil artık 80 olacak bizim için 2 ile genişletince. Artık bunları taraf tarafa toplayabilirim. Kimler birbirini götürür? 2y'ler birbirini götürdü. 2x'den x'i çıkartırsanız x. 80'den 14'ü çıkartırsanız arkadaşlar 56 mı? Hayır, 70'li bir şey. Ha, götürmüyor tabii ki. Bir de bunu eksiyle çarpacağız. Eksi artı eksi.
Şimdi götürecek birbirini. 2xx daha 3x. 80'den 14'ü çıkarın. 66. 66 3'e bölünür. X ne çıkar buradan? 22. Cevabımız neymiş? Bursa. Var mı problem? Aferin be size. Devam ediyorum o halde. Şimdi arkadaşlar, bundan sonra bir başlığımız daha var. Bazen de katı kütlesinde artmanın ya da azalmanın olduğu problemler demiş. Bazen de arkadaşlar böyle bu tarz sorularla karşılaşırsınız. Hadi şu soruyla bakalım. Ağzı açık bir kapta kalsiyum karbonat katısı reaksiyona giriyormuş. Burada katı kütlesi 22 gram azalıyor diyor. Katı kütlesi 22 gram azalıyor. Tepkimeye giren işte şuradaki öncüllerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Bazen de bu tarz arkadaşlar bilgilerle hareket etmeniz istenir. Ama değişen hiçbir şey yok. Bakın, değişen hiçbir şey yok. Şöyle düşünün. Kalsiyum karbonat katısı normalde molekül ağırlığını hesaplarsanız aşağıdan arkadaşlar 40 artı 12 52 48 daha 100 değil mi? Normalde molekül ağırlığını hesaplarsanız 100. Peki bu adam ayrıştığında ağzı açık bir kapta ayrışıyor ya, katı kütlesi 22 gram azalmaktaymış. Kalsiyum oksit kaç gramdır normalde? 40 artı 16'dan 56 gram mıdır? Bakın, normalde 100-56'dan katı kütlesi 44 gram azalır değil mi? 100 gram kalsiyum karbonatı molekül ağırlığı, 56 gram kalsiyum oksidi molekül ağırlığı. %56'nın farkını alırsanız eğer katı kütlesi 44 gram azalır. Ama benden 22 gram azaldığını söylüyor. Bakın, yarısı, farkında mısınız? Yarısı. O zaman ne diyeceksiniz? Demek ki ben bu adamlardan yarısı kadar almışım. Yani kalsiyum karbonattan 50 gram almışım. Anlaşıldı mı? Oluşan kalsiyum oksit katısı 1 mol değildir. Yarısı olmak zorunda, 0,5 moldür. Bakın, ikinci öncül yanlış. Oluşan karbondioksit gazı peki ne kadardır? Bu adamın 0,5 mol bulduysak bu da bizim için 0,5 mol. Bu 0,5 molü litreye dönüştürmem isteniyor. 22,4 ile genişletirsem eğer 11,2 bulurum. Bakın, 3 de doğru. 1 ve 3 doğru. Bana yanlışı soruyor. Demek ki cevabım Bursa. Şimdi bu tarz bir soru gördüğünüzde aman Allah'ım ne yapacağız diyorsunuz. Şunu unutmayın lütfen arkadaşlar. 100 gram kalsiyum karbonat var. Bunu normalde reaksiyona girse 56 gram kalsiyum oksit oluşur. 56 gram kalsiyum oksit. Şimdi bu soruyla ilgili bir düşünce tarzı daha vermek istiyorum size. Hazır mısınız? Bu soruyla ilgili bir düşünce tarzı daha vermek istiyorum size. Ben ağzı açık kaba şu katıyı koydum. Bu katıyı ısıtıyorum. Bu reaksiyon ısıyla olur. Alttan ısıttığımda karbondioksit gazı açığa çıkar ve kap açık olduğu için karbondioksit gazı gidip buharlaşır. Öyle değil mi? Aslında başlangıçtaki 100 gramdan sonra, yani kaptaki katı kütlesi 22 gram azalıyorsa, aslında bu azalan karbondioksit gazıdır. Azalan kimdir çünkü? Normalde biz kimyasal bir tepkimede kütlenin korunumu kanunundan bahsediyoruz. Öyle değil mi? Kütle korunur ama ağzı açık bir kapta ısıtıyorsak bunu, giden gazın kütlesi 22 gramdır. Hemen karbondioksit molekül ağırlığı mesela 44'tür. 22 gramı bunun 0,5 molü mü? Evet, 0,5 molü. O halde her biri için 0,5 mol söz konusudur deyip soruyu yapabilirsiniz. İki türlü de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Var mı bir problem? Geçeyim mi? Anlamadığınız bir öncül var mı? Gürkan, ne durumdasın Gürkan?
Peki, hadi buyurun şu soruya beraber bakalım. Cevap ver bize Gürkan. Güzel. Heh, nice so. Okay. Yukarıdaki tepkimeye göre katı kütlesi 96 gram arttığında kaç mol kalsiyum oksit katısı oluşur? Buyurun. Bakın bu kalsiyum katı. Oksijen gaz fazında, kalsiyum oksit de katı. Farkında mısınız? Tepkimeye göre katı kütlesi 96 gram arttığına göre diyor. Aslında bu artışı sağlayan oksijen değil midir? Bakın elimizde A kadar bir katı var. Üzerine oksijen ekliyorum. Hepsi katıya dönmüş. O halde bu 96 aslında arkadaşlar eklenen oksijen miktarıdır. Değil mi? Hemen bunun molünü bulalım. Nasıl buluyoruz? Soruda bize verilen 96'yı oksijenin orijinaldeki molekül ağırlığına bölerek. O2'nin molekül ağırlığı nedir? 16 mı 32 mi? O2'den bahsediyorum. Normalde tek oksijen 16 ama 2 oksijenden bahsediyorsam 32. 96 bölü 32'de 3 moldür. Harika. Biz oksijenin arkadaşlar 3 mol olduğunu söyledik. Baş kat sayısı 1'e eğer 3 mol ise bize kalsiyum oksit katısını soruyor. Baş kat sayısı 2'ye ne kadar olacaktır? 6 mol olacaktır. Demek ki cevabımız Denizli'ymiş. Bakın ne kadar basit bir soru tarzı aslında. Basit gibi görünüyor ama biliyorsanız. Siz burada artan katı kütlesinin eklenen oksijen olduğunu düşünemezseniz arkadaşlar maalesef bulamazsınız. Anlaşılmayan bir durum var mı? Şimdi bir de verim hesaplarımız var. Bununla ilgili de birkaç tane soru çözelim. Yüzde hesabı, verim hesabı, reaksiyonun ne kadar reaksiyona girmiştir? Reaksiyonun ne kadar reaksiyona girmiştir? Şöyle ki, şu ana kadar elimizdeki sorularda hep tam verimle gerçekleşti arkadaşlar. Tam verim %100 verimle reaksiyona girmek demekti bizim için. Artık eğer yüzde verim gibi şeyler soruluyorsa bu reaksiyonlar tam verimli değildir yorumu yapacağız. Tamam mıdır? Biraz da bu sorulardan bahsedelim. Hangisini açtım acaba? Evet. Bir tık da büyütebilirsem eğer çok güzel olacak. Buyurun. Saf olmayan 80 gram magnezyum cevherinin tamamı derişik hidrojen klorür çözeltisine atıldığında tepkime gerçekleşiyor. Tepkimede en fazla 5 gram hidrojen gazı oluştuğuna göre magnezyum cevherinin saflık yüzdesi nedir? Öncelikle cevherin ne olduğunu söyleyelim arkadaşlar size. Cevher bir karışımdır. Bir karışım. Mesela bir magnezyum cevheri demek içerisinde hem magnezyum var hem de istenmeyen başka metaller de var demek. Mesela toprağı alın arkadaşlar. Bir avuç toprak. Bu bir avuç toprağın içerisinde farklı istenmeyen şeyler de yok mu? Taş var, çakıl var, kum var. Öyle değil mi? Ama bana ne lazım? Toprak lazım. Onun gibi düşünün. Magnezyum cevheri görüyorsanız bunun belli bir kısmı magnezyumdur. Geri kalanı da istenmeyen şeylerdir. Ve istenmeyen şeyler reaksiyona girmez. Şimdi elimizde 80 gram magnezyum cevheri varmış. En fazla 5 gram hidrojen gazı oluşturuyor bakın. Hidrojen gazı 5 gramsa hemen bunu bir mole çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? Bu 5 gramı molekül ağırlığı olan 2'ye bölerek değil mi? Hidrojenin molekül ağırlığı 2. 5 bölü 2'den 2,5 mol hidrojen gazı oluşuyormuş. Arkadaşlar oluşan miktarlar aslında bana reaksiyona giren miktarları da verir. Bakın şimdi baş kat sayısı 1'e 2,5 girdiyse oluştuysa bu adam. Magnezyumun da baş kat sayısı 1 değil mi?
O zaman buna da 2,5 oluşur. 7,5 nereden geldi? 2,5 mol oluşur. Öyle değil mi? Hemen 2,5 mol magnezyum acaba kaç gram onu bulalım. Nasıl bulacağız? Bu adamın 1 molü 24 gram. 24'ü 2,5 ile çarpacağız. 24 çarpı 2,5. Bu da 12 çarpı 5'ten 60 gram çıkar. Dikkat edin arkadaşlar. 80 gram magnezyum cevherinin sadece 60 gramı safmış. 60 gramı reaksiyona girmiş. 80'de 60. Artık yüzdesini bulacaksınız. Şöyle yapabilirsiniz. 80 gramlık cevherin 60 gramı ancak saf ise, eğer benim bu cevherim 100 gram olsaydı ne kadarı saftır? Yüzde dediğimiz kısım sadece bu kısım arkadaşlar. Sadece bu kısım. Yani ne yaparsınız? 60, 100'le çarptınız. 2 sıfır daha eklediniz. Bir de bunu 80'e böldünüz. 600 bölü 8, 300 bölü 4 değil midir? 300 bölü 4, o da 150 bölü 2. Yani %75 saflıktaymış bu vatandaş. Anlaşıldı mı? Bakın, bir reaksiyona girenlerin miktarını belirleyen, bize bilgi veren ürünlerdir. Ürünlerden bir tanesini bana söylesin. Ben kimden ne kadar girmek zorunda olduğunu düşünebilirim. Bunların hepsi birer soru tarzı arkadaşlar. Devam ediyorum o zaman. Peki bir de buna bakalım. Evet, sorumuz bu. Saf olmayan 250 gram kalsiyum karbonat örneği tamamen ayrıştığında normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşuyor. Bakın, gene bana ürünlerden birini söylemiş, farkında mısınız? 11,2 ama litre. Bunu neye çevirmeliyiz? Mole. Mole çevirmek için de 22,4'e bölebiliriz. 11,2 bölü 22,4'te